Günümüzde kararsızlığın pratik çözüm yolu, küresel anlamda aynı düşünceyi içinde barındıran nadir geleneklerden biri. Dünya toplumlarının ortak değeri. Yazı tura kavramına hiç bu kadar yakından bakmamış olabilirsiniz. Bu gayet normal. Ama her insanın hayatında yazı tura attığı bir konu muhakkak var. Ya kararsızlık anında ya da yenişilemeyen bir oyun sonunda bir para havada dönmüş ve yere düşmüştür. Çoğu zaman bu yazı turalar atıldığı anda unutulmuş, ancak bazıları ise insanların kaderini değiştirmiştir. Aslında yazı tura atmak, bu konuda sonuca ulaşamadık, sen bu konuda bizim adımıza karar ver demek anlamına geliyor. Küçük oyunlarda, küçük kararsızlıklarda insan biraz da artık yeter diyerek bu yola başvurabilir. Ancak kişilerin kaderlerini değiştirecek kararlar, paranın havada parende atmasıyla belirlenemez, belirlenmemeli. Geçmiş zamanlarda verilen sınırlı olması ve karar vericilerin yetersizliği, bazı kararların yazı turayla alınmış olduğu izlenimini veriyor. Tarih bu konuda sayısız karar ve kişiyle dolu. Peki bugün çoğunlukla spor müsabakalarında gözümüze aşina bu yöntem ne kadar hakkaniyetli? Yazı ve tura şans oranı gerçekten %50 mi? Hayır, yazı tura atmak göründüğü kadar rastgele bir şey değil. Tarihte yazı tura atmakla çözülmüş bütün anlaşmazlıkları hayal edin. Muhtemelen katılanların pek azı olasılıkların eşit olmadığını biliyordu. Konu üzerinde 2004 yılında matematiksel bir analiz gerçekleştiren ve Stanford Üniversitesi İstatistik Bölümünde çalışan Percy Diaconis'e göre atılan bir bozuk paranın yazı gelme ihtimali %80. Bunun sebebi bozuk paranın tura tarafının biraz daha ağır olması ve bu sayede kütle merkezini kaydırarak yazı gelme ihtimalini arttırması. Sihirbazlar sık sık yazı kısmını yontarlar ve bu sayede ağırlık farkı daha büyük olur. Yani yazı gelme olasılığı artar. Bir bozuk parayı döndürerek atmak da benzer bir sonuç getirebilir. Eğer parayı havaya atar ve sert bir yüzeye düşürürseniz, para genelde yere düşmeden önce döner. Üstelik parayı döndürmek yazı gelme olasılığını daha çok arttırıyor. Ayrıca eski bozukluklar yeniler kadar taraflı düşmeyebilir. Biraz iğrendirici olsa da bozukluklar üzerinde zamanla birikebilen ve kütle merkezini değiştiren kir ve diğer pislikleri de hesaba katmanız lazım. Gelecek, metal paranın havada dönmesiyle değil, paranın bir veriye dönüşmesiyle kuruluyor. Yeni videolarda görüşmek üzere.